Merhaba, yeni videoya hoş geldiniz. Bugün 9 Eylül. Hava güzel, güneşli. Bugün karşı tarafa geçeceğiz tüneli kullanarak. Gördüğünüz yer Hollanda'nın en eski tüneli. Uzun süre tadilattan geçti. Uzun süre sonra açtılar artık burayı. Bu girişte bisikletçiler ve yayalar gidebiliyor. Başka bir giriş var. Oradan da arabalar geçebiliyor. Size önce bir manzarayı göstereyim. Önceki videoda gittiğimiz gemi SS Rotterdam, karşınızda görüyorsunuz. Yanında da deniz otobüsü var. Sol tarafta da Erasmus Köprüsü'nü görüyorsunuz. Karşıda kuleyi görüyorsunuz. Orası Euromast Kulesi. Euromast. Onun yanındaki beyazlı mavili binada tünelin çıkışı. Şimdi buradan gireceğiz. Karşıya geçeceğiz tünelden. Orada park var. Parkı gezdireceğim. Euromast Parkı. Hava da bayağı güzel. Bayağı güneşli. Sizi götüreyim. Merdivene gidiyoruz. Burası bayağı dik bir yer. Burası sadece bisikletler için, yayalar için ayrı bir yer var.
tünel olmasaydı Erasmus Köprüsü'nden geçmek gerekiyordu. O da yolu bayağı uzatıyor. Önce Çin restoranına bir gidelim. Buranın bir kısmı restoran, diğer kısmı da süpermarket, Çin marketi. Suyun üstünde. Elektrikli motorlar çok yaygın. Elektrikli skuterler. Telefona uygulama indiriyorsun. Uygulamadan motorun yerini buluyorsun. Uygulamadan motoru açıyorsun. Ne kadar biniyorsan o kadar para ediyorsun artık. Fiyatları tam bilmiyorum. Soldaki gördüğünüz sarı otobüs suyun içine giriyor. Suda gidiyor. Hem karada gidiyor hem suda gidiyor.
İlk başta dediğim gibi parka gideceğiz. Euromost Park diyorlar. Buradan sola döneceğiz. Taze biçilmiş çim kokuyor. Hoşuna gidiyor kokusu. Soldaki beyaz bina Erasmus MC, Erasmus Hastanesi. Thank you.
Fark düşündüğümde de küçükmüş ya. Daha büyük bekliyordum. Buraya gelmeyeli uzun zaman oldu.
Evet. Bir videonun da sonuna geldik. Burası Euromos Park'tı. Sizi gezdirdim biraz. Bayağı sakinmiş buralar. Burayı da görmüş olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.